1981 yılında Sovyet Birliği daha dağılmamışken ve Soğuk Savaş etkileri hala sürüyorken iki uzay görevini yapacağını açıklamıştı. Bu uzay görevlerinin adı Venera 13 ve Venera 14 görevleriydi. Bu uzay sondaları birbirinden 5 gün arayla uzaya fırlatılmışlardı ve görevleri Venüs'ün kalın atmosfer tabakasını incelemek ve çeşitli ölçümler yapmaktı. Aynı zamanda ilginç yer yüzeyini de incelemeyi planlamışlardı. İki uzay aracı da üzerlerinde deneyler yapacakları ekipmanları genellikle hava geçirmez kaplar içinde taşıyorlardı. Bu şekilde ekipmanlar kavurucu sıcaklığa ve ezici atmosfer şartlarına bir nebze de olsun dayanabilecekti. Ancak bu sondalar planlanandan ötesini göndermeyi başardı. Sondalar inanılmazı başarıp Venüs yeryüzeyinin panoramik görüntülerini bize ulaştırmayı başardılar. Fakat bunun da ötesinde her iki sonda atmosferik olayları kaydetmek için mikrofonla donatılmış vardı. Rüzgar hızını ölçmek için rüzgar gürültüsü gibi verileri elde etmek amaçlanmıştı. Ancak bu iki sonda da başarılı olmasına rağmen Venera 13'ün göndermiş olduğu kayıtlar hala çevrim içi olarak mevcut değil. O nedenle ben de bu kayıtlara ulaşamadım. Fakat Venera 14'ün ses kayıtları bu başarılı sondanın indiği tarihi andaki kayıtları dinlememize olanak tanıyor. O halde arkanıza yaslanın ve kendinizi yaklaşık 40 yıllık bir ses kaydıyla geçmişte yolculuğa bırakın. Bu dinleyeceğiniz ses kayıtları cehennem gezegen Venüs'ün yüzeyinden yakalandı.
Bu sesleri dinlerken hangi sesleri duyabiliyorsunuz? Ürkütücü fondaki sesi, yine arkadan gelen statik sesi ya da Venüs'ün rüzgarının hafif esintisinin sesi. Ayrıca sondanın prosedürleri tamamlarken çıkardığı boğuk patlama seslerini de duyabilirsin. Kamera merceği kapağının proteknik patlayıcılarla çıkarılması, delme işleminin mekanik kaşık kısmı ve hatta analiz odasına düşen toprağın gürültüsünü bile duyabilirsin. Ses kalitesi mükemmel olmasa da burada başka bir gezegende yakalanan gürültüyü duyabiliyorsun. Daha sonra yapılan analizlerde şu sonuçlar ortaya çıktı. Venüs'ün rüzgar hızı saniyede 0.3 ila 0.5 metre arasındadır. Yüzeydeki yoğun atmosfer basıncından dolayı bu şiddette esen bir rüzgar neredeyse yüzeyin şekillenmesinde hiç etki etmemektedir. Bu sondalar o zamanın şartlarında elde edilmiş en büyük başarılara imza atmışlardır. Sadece başka bir gezegene başarılı şekilde iniş yapmakla kalmamış, oranın cehennemsi şartlarında bir saat kadar yaşamlarını sürdürmüş ve hatta bozulmadan önce dünyaya verilerini göndermeyi başarmışlardır. Bu sondalar insanlığa başka bir gezegeni dinleme ve görme fırsatı vermişlerdir. O nedenle uzay bilimleri tarihinde önemli bir yer tutarlar. Bu şekilde daha izlenecek çok video var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olarak beni de ödüllendirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.